Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür. Hamdolsun uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar için ön bilgi amaçlı biz burada ne yapıyoruz? Önce oradan başlayalım. Arkadaşlar biz burada böyle etçil ırk olan Angus ırkı ile bizim yerli ineklerimizi eşleştirip bunlardan yavru elde ediyoruz arkadaşlar. Bunlar, bu hayvanlar etçil ırk olarak geçiyor. Et alma kabiliyetleri çok yüksek arkadaşlar bunların. Bu yüzden bu Angus'u tercih ediyoruz. Çok da memnunuz. Yapmak isteyenlere de tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bunu ben buraya bağladım. Bu arkadaşı besiye aldık biz. Bunu satacağız yani, keseceğiz. Bizde iki tane var bundan. Bunun yavruları dişi olduğu için bir de iki tane fazla geliyor bize. O yüzden bunu ayırdım. Yani öteki daha iyi geldi bizim için. Hem biraz daha iri bundan. Onu da göstereyim. Onu damızlık olarak bırakacağız, bunu keseceğiz arkadaşlar. Bu hayvan da tam bir ay oldu buraya bağlanalı. Yılbaşında bağlamıştım. Bir ay geçmiş biraz. Şu anda etlenme aşamasında, Allah izin verirse 100 günlük periyot işte. 30 gün desek 70 gün sonra kesme gidecek inşallah arkadaşlar. Bizim burada amacımız 10 ayda bir yavru almak, bunların yavrusu. Diğer bulamız da budur arkadaşlar, bakın. Bunun adı da Herkül. Orijinal bir boğadır arkadaşlar. Safkan. Orijinal Angus'tur bu. Yani bununla bunu eşliyoruz arkadaşlar. Yani bu Angus ile bu yerli bizim kırma inekleri, bunlar da eşleniyor da bunlar bizim için çok büyük. Bunları elden çıkartacağız, satacağız. Bakın şu simental falan. Bunlar bizim için çok büyük arkadaşlar. Bunlar yavrular güzel olur ama bizim için büyük geliyor yani. Herkül, ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Herkül beni yarıyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu simental falan, bunları falan yani eriyeceğiz yani arkadaşlar. Büyükleri satacağız. Şimdi bu ineklerden biz nasıl bir yavru alıyoruz onu da göstereyim sizlere. Bakın bizim ineğimiz bu işte, böyle küçük, kibar, 250 kilo, 300 kilo bandında inekler arkadaşlar. Bunun yavrusu var, onun yavrusu bu, bakın. Bakın. Bu ineğin yavrusu bu buzağı. Tamamen kabak arkadaşlar, hiç boynuz yok, sıfır boynuz. Sıfır yani. Hiç sıfır. Hiç boynuz namına hiçbir şey yok. Kökü de yok. Ucu da yok. Yani buradaki amacımız bu inekle o boğayı eşleştirip böyle yavrular almak. Bakın bu da yavru. Angus yavrusu. Bakın. Bu da ilk doğan buzağımız Çınar arkadaşlar bu. Çınarımız. Sıfır boynuz arkadaşlar. Bakın kabak. Hiç sıfır. Hiçbir şey yok kafasında. Bu da öyle. Bu da öyle. Yani kaliteli etçi ırk ile bizim yerli verimsiz hayvanlarımızı eşliyoruz. Böyle yavrular alıyoruz arkadaşlar. Bu buza niye böyle yapmış bakayım, ne oldu oğlum sana? Hasta değilsin değil mi lan? Bu buza iyi salmış arkadaşlar. Sarılmış. Bakalım inşallah bir şey olmaz. Bak. Bu da Kamil. Siyah babası ama babasının geninde kırmızı olduğu için yavrularda böyle kırmızı çıkabiliyor arkadaşlar. Gelelim şu meseleye. Çamur meselesine. Şimdi arkadaşlar çamur için çok tepki geliyor. Size şöyle anlatayım.
Bu hayvanları çamura ben çıkartmıyorum. Bu hayvanlar bu çamura kendileri girmek istiyorlar, kendileri giriyorlar. Yani bu hayvanlar bu çamura girmek zorunda değiller, mecbur değiller. Bakın bunlar niye çıkmamış çamura? Burası kuru mesela. Bakın bunlar da buraya yatmış. Yani istediği zaman çamura girebiliyor, istediği zaman gelip kuru yerde yatabiliyor arkadaşlar bu hayvanlar. Yani burada kuru yerimiz var bizim. Kuru alanımız var. Hayvanların yatakhaneleri var yani. İsteyen geliyor buraya yatıyor. İsteyen çıkıyor dışarıya yatıyor. Herkes kafasına göre takılıyor arkadaşlar. Sonra bu çamuru biz yapmıyoruz. Bu çamur doğanın gerçeği arkadaşım. Yağmur yağacak, kar yağacak, toprak ıslanacak, toprak çamur olacak. Yani bunlar hayvanın pisliği değil, bunlar toprak arkadaşlar bakın. Ben burada rahat bir şekilde yürüyebiliyorum. Ayağımda ayakkabı var bak. Çizme değil yani, ayakkabıyla yürüyorum. Burada mesela şurası gübre. Yani hayvanların pisliği. Buraya biriktiriyoruz biz bunu, tepe haline getiriyoruz böyle. Bakın bu tepe mesela burası biraz daha kuru. Veya sıcak geliyor alttan. Hayvanlar gelip buraya yatıyorlar. Yani buraya yatmış bakın. Sırta gelmiş. 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane hayvan buraya yatmış arkadaşlar. Sonra bu hayvanların tırnakları vitamin ihtiyacı var, mineral ihtiyacı var arkadaşlar. Bu tırnaklar bu vitamini topraktan alıyor. Yani betondan alamaz ki bunu. Yani toprak bu hayvanın doğasında var. Nasıl camızlar, mandalar çamura girip yatıyor. Yani bunlar da toprağı, çamuru seviyorlar arkadaşlar. Yani bu çamura fazla takılmayalım. Bu hayvanları çamura sokan biz değiliz. Biz burada bunlara elimizden geldiğince doğal olarak beslemeye çalışıyoruz. Yani hem beslenmelerini hem ortamlarını en doğal şekilde sağlamaya çalışıyoruz yani. Burası dağın başı arkadaşlar. Ormanın içindeyiz biz. Her tarafımız bizim dağ. Yani bu toprak da doğal bir şey yani. Bu hayvanların doğasında bu toprak var ki olması lazım. Zaten toprak olmasa hayvan sağlıklı olmaz. Yani beton topraktan daha tehlikeli. Şimdi burası farz edelim beton olsa bu hayvanların ayakları kayar. Tırnakları yara olur. Düşerler. Ama toprak olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmaz yani. Yani onun için toprağa fazla takılmayalım. Yani bu çamur çok iyi bir şey. Biz burayı mesela yazın yağmur yağmadığı zaman suluyoruz arkadaşlar. Buraya suluyoruz biz burayı. Bu alanı suluyoruz. Dışarıyı böyle suluyoruz. Bu hayvanlar da gidip o çamura yatıyorlar. Yani Allah izin verirse, Allah ömür verirse yaz geldiği zaman onu da görürsünüz arkadaşlar. Yani burası kuruduğu zaman burayı biz suluyoruz güzelce. Bu hayvanlar gelip o çamurun içine yatıyorlar. Bak şimdi bu hayvanları çamura ben sokmadım ki. Bak bunlar çamurda duruyor ama ben sokmadım ki bunu buraya. Ben getirmedim ki gitsin içeriye yatsın. İçeride kuru yer var. Niye gidiyor çamurun içinde duruyor? Demek ki hayvanın bildiği bir şey var ki orada duruyor arkadaş. Onun için orası bataklık, orası çamur. Yok ne bileyim ney. Önemli olan hayvanın sırtı arkadaşım. Hayvanın sırtında pislik var mı? Bak yok. Hayvanların sırtı tertemiz, kendileri de tertemiz. Yani bu hayvan sırtında çamura yatsa bu hayvanın bacakları, kolları her yeri şey olur. Çamur olur. Bak. Hayvanın sağında solunda çamur var mı? Hiç pislik var mı? Yok. Bak tertemiz. Her yeri tertemiz hayvanın. Bir tanesi değil ki. Hepsi temiz arkadaşım. Onun için bu çamuru anlatmak istedim. Bir de bir abimiz sormuş. Gübre yönetimi nasıl yapıyorsun diye. Onu da anlatayım. Şimdi
İçeriye gideyim. Durun arkadaşlar. İçeride bizim kürek var. Traktör arkasında takılan kürekler var ya. Çek küreği diyorlar. Onu takıyoruz traktörün arkasına. Buradan traktör geçebiliyor. Bir de bu samanlar buradan gidiyor yazın. Buranın arası geniş yani. Bu aradan traktör remorkla dönebiliyor arkadaşlar. Kepçe de gidebiliyor buraya. Kavga mı ediyorsunuz siz? Hı? Bak 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 Angus melezlerine bak. Maşallah maşallah. Şimdi bu kürek arkadaşlar, burası dolduğu zaman, yani bu yükseklik, şu betonun seviyesi mesela, burası zaten altı toprak buranın, beton değil. Şu seviyelere geldiği zaman burası, bunu traktörün arkasına takıyoruz. Traktörle buradan bu gübreyi çekerek dışarıya götürüyoruz. Oradan geçiyor traktör. O karşıdaki hayvanların yattığı tepeye yığıyoruz. Bir yıl boyunca oraya yığılıyor bu gübre. En son işte Ekim ayı oluyor, Kasım ayı oluyor, Eylül ayı oluyor. Tarlalardan mahsulleri kaldırdıktan sonra buraya bir kepçe getiriyoruz. Kepçe traktörlere yüklüyor. 3-4 traktörle buraya geliyoruz. 3-4 traktörle bu gübreyi buradan çekip tarlalara götürüyoruz arkadaşlar. Yani gübreyle hiç işimiz yok. Senede bir gün, bilemedin iki gün uğraşıyoruz yani. Hepsi bu kadar basit. Yani bizim burada ızgara, ondan sonra ne o sıyırgaç, onlardan falan yok yani. Her şey doğal bizim burada arkadaşlar. Hava da tertemiz çok şükür. Oh, kar da yağdı. Mis gibi. Vallahi bakın al, ürettiğimiz bu arkadaşlar. Bunu üretmeye çalışıyoruz. Bunu da en kısa sürede yani minimum seviyede üretmeye çalışıyoruz. Allah'a şükür bunu da 10 ayda bir alabiliyoruz. Yani 10 ayda bir buzağı alabiliyoruz bir hayvandan arkadaşlar. Bunu da üretiyoruz, bunu da satıyoruz inşallah, satacağız yani. Bunlar 200 kilo bandına geldiklerinde bunları satacağız arkadaşlar. Besleyici arkadaşlara satacağız, üretici arkadaşlara satacağız. Onlar bunları besleyecekler. Sonra da kesecekler işte. Bunların etlik yani arkadaşlar. Etlik zaten bu. Hızlı kilo alıyor. Amacımız bu yani. Bunu üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar işte. Bunu üretmeye çalışıyoruz. Kalk bakayım. Kalk buyurun. Bunu üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bunların anneleri, bunlar bizim yerli ineklerimiz, kırma dediğimiz düveler, kendileri de Angus oluyor arkadaşlar. Melezleme dediklerimiz bu işte. Melez yani babasının genini yavruya aktarmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür boğamız da orijinal olduğu için direkt fotokopi makinesi gibi yavrulara aktarıyor. Bak ah. Gitmiş çamura girmiş. Ben mi soktum şimdi bunu bu çamura? Yani bu hayvanı çamura sokan ben değilim arkadaşlar. Bunlar kendileri giriyor. Bak çamurun içine yürüyüp geliyor bak. Hayvan seviyor, çamuru seviyor. Ben ne yapayım? Yani ben zorlayayım mı? Çamurdan mı çıkartayım? Ne yapayım yani? Burayı kapatayım mı? Ben burayı kapatmıyorum. Niye kapatmıyorum? Onun da sebebini söyleyeyim. Kış ayında burası güney karşı tarafımız. Güneş buradan doğuyor. Direkt bizim ahırın sonuna kadar, içeriye kadar güneş vuruyor arkadaşlar. Burayı kapatırsam içeriye güneş girmeyecek yani. O yüzden güneşi kesmemek için burayı kapatmıyorum ben. Çok da memnunum. Yani doğal yaşıyoruz. Doğal hayat. Hayvanların keyfi yerinde. Hepsi mutlu çok şükür. Hiçbir sıkıntı, sorun yok. Herkül. Bakın bu düve bu hale gelecek herhalde ha. Dünkü videoda tepede bir tane düve var diyordum ya. Hani
Bu hayvan bugün yarın bu aya gelir herhalde dedim ya. Herkül bunun peşinde arkadaşlar. Ha bu düğenim. Canan'ın peşinde Herkül herhalde. Onun bak arkasında geziyor. O da kaç gün oldu? 20-25 gün oldu herhalde doğum yapalı. İnşallah tohumlanacak o da. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Dostça sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Abone olmayı ihmal etmeyin. Sayımız günden güne artıyor. İnşallah faydalı bilgiler vermiş olabiliyoruz sizlere. Verebiliyorsak da ne mutlu bizlere. Hoşça sağlıcakla dostça kalın arkadaşlar.